Ege'nin Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından baş başa programından merhaba. Konuğum Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Acil Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Selçuk Eren Çanakçı bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk, iyi akşamlar. Sağ olun hocam. Hocam genelde siz soruyorsunuz insanlara nasılsınız diye, böyle Tabii. ilk geldiklerinizde neyiniz var İlk diye. dokunan biz Biz size oluyoruz. soralım bugün nasılsınız? İyiyiz, şükür. Tabii ki sağlık camiasının zor günlerinden geçiyoruz Evet. ama biz acil ekibi olarak, acilciler olarak her zaman, her koşulda 7/24 hazır olmaya çalışıyoruz. Bugünlere de hazırız, dün de Evet. hazırdık. İnşallah yarın Hocam da. acili ve acilin misyonunu, görevlerini vesaire konuşuyor olacağız ama ben izleyicilerim sizi biraz daha yakından tanısın isterim. Kimdir Selçuk Eren Çanakçı? Tabii ki. Ben Trabzonluyum. Lise, ortaokul Trabzon'da okudum. Daha sonrasında Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde tıp fakültesini bitirdim. 2012 yılında TUS sınavıyla beraber ben Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak uzmanlık eğitimime başladım. Yaklaşık 5 yıl kadar burada uzmanlık eğitimimi sürdürdüm. Daha sonrasında hekimlerde pratisyenlik, uzmanlık ve yan dal sonrası şark hizmetleri vardır. Kütahya bölgesinde bu hizmetimi de tamamlayıp daha sonrasında üniversitemize tekrar kendi yuvama öğretim üyesi olarak geri döndüm. Evet. Hocam acil servisler inanılmaz önemli yerler ama biz genelde toplum olarak şöyle yaklaşıyoruz. Biz Allah eksik de etmesin, muhtaç da diyoruz. Yani muhtaç olmak istemediğimiz yerler ama eksik kaldığında da büyük sıkıntı duyuyoruz. Yani siz orada eksik olmayın dediğimiz türden insanlarsınız ama eksik olmanın çok ötesinde görevler yaptığınızı düşünüyorum ben. Tabii ki her zaman görevlere hazırız. Acil tıp uzmanları genellikle biz şöyle şakalaşırız kendi aramızda. İnşallah bir daha görüşmeyiz. İnşallah bir daha Çünkü görüşürüz. aynen öyle. Çünkü biz acil tıp uzmanları hastaların en zor zamanlarında, en kritik hastalara artık hayati tehdit edebilecek durumlarda başına geldiğimiz durumlar. O yüzden hiçbir insan tabii ki acil tıp uzmanını görmek istemez ama biz sahada 7/24 insanlarımıza sağlık dağıtmaya Evet. devam edeceğiz Şimdi inşallah. hocam böyle tıpta bir sürü branş var. Tabii. İşte böbreğe ilgili sorun yaşayan nefrolojiye gidiyor. İşte beyinle ilgili sıkıntı yaşayan işte beyine gidiyor. Nörolojiye gidiyor. Damar sinir problemi yaşayan vesaire bir sürü böyle bölümler var. Ama acil dediğiniz şey öyle bir yer ki sanki her şeyden biraz olması mı gerekiyor? Ya da acil hekimleri nasıl yetişiyor? Sizin uzmanlığınız ne oluyor? Müfredat anlamında müfredatımız belli ama şöyle bir şey var. Göz uzmanı göz, nefroloji uzmanı böbrek, genel cerrahi uzmanı batın. Herkes branşlaşmış. Bizde öyle bir şey yok. Bizde tüm branşların, tüm acil, hayatı tehdit edebilen, insanların zarar görebileceği durumları, ön tanıları, tanıları koyup tedavi etmemiz gerekli. O yüzden bizim kitaplarımız ağır, yoğun, her bölümü içeren. Müfredatımız da çok yoğun bir branş. Tabii ki daha çok pratik eğitim bizim için önemli. Yani kitaplardan okursunuz, Evet. acilde neler gelebilir diye. Ama bir de acil yaşamak gerekiyor, anlamak için. O havayı solumak gerekiyor. Asıl pişme işlemi bizim acil servislerde eğitimimiz, acil servisin kendi içinde oluyor. Deneyimlediklerimiz daha kıymetli diyorsunuz. Tabii ki. Çünkü kitaplar, literatür, Amerika, Avrupa, kılavuzlar buralardan geliyor ama biraz sonra bahsedeceğiz acil servisin sorunlarından. Bizim ülkemiz, bizim coğrafyamız çoğu konuda olduğu gibi yine batıdan, batı ülkelerindeki kaynaklardan veya onların yaşadığı sorunlarla bizim yaşadığımız sorunlar aynı değil. Evet. Onların derdi, onların çözümleri de bize dolayısıyla uymuyor. Tabii. Ayrılıklarımız Tabii olabiliyor. her ilaç her hastaya olmaz ya. Her uygulama her bölgeye Tabii olmuyor, ki. değil mi? Aynen öyle. Kendi bölgemize özgün bizim sorunlarımız var, problemlerimiz var. Aynen öyle. Bilmiyorum ne gibi sorunlarınız var ama benim dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla acillerde yaşanan en büyük problem tutum, davranış, yaklaşım problemi olarak görüyorum ben uzaktan. Sizin ne gibi böyle Şimdi bu konuda bazı verilerden bahsedeceğim sizlere. Evet. Öncelikle bir ülkemize genel anlamda bakmakta fayda var. Evet.
Bu tabloda gördüğümüz üzere 2007'de 2016'ya kadar bu Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri bu evet. seneye kadar olduğu için tüm slaytlarım da bu şekilde 80 milyona kadar dayandı nüfusumuz. Hatta muhtemelen 5 yıl içinde bu sınırları da çokça aştık. Evet. Yani gittikçe kalabalıklaşıyoruz. Tabii ki bu zaman diliminde bu hastaneye başvuru sayılarından bahsedecek olursak milyonlar. Yani 300 milyonu aşkın, neredeyse 350 milyon 2016 yılında hastanede muayene sayısı var. 316 milyon. Evet. Burada da yani ortalama bu rakama ortalama, dikkat edelim. Birazdan acilin rakamlarına geleceğim çünkü. Evet. Bu toplam muayene 350 milyon kadar. Tabii burada bir kişinin başvurduğu bu siyah noktalı alanlara bakarsak evet. bir kişi 2002 yılında bir veya iki kez hastaneye başvururken günümüzde artık bir ortalama bir kişi 4 kez hastanelere yani bu ne demek? Artık çok daha fazla, çok daha fazla hastanelerde şifa aramaktayız. Bu da hastanelerimizde yoğunluğa ve acil servislere yoğunluğa evet. yol açmakta. Daha çok hasta oluyoruz anlamına da geliyor. Bizi neler hasta ediyor falan onlar tabii çok başka konular da. Şimdi daha çok hasta oluyor muyuz yoksa hastalıklarda ne yapmamız gerektiğini mi unuttuk? Bizde anı çoktur. Birkaç örnek vereyim. Gecenin evet. üçünde hasta, ben araştırma görevlisiyken gecenin üçünde uyku problemi çekerek, yani uykusu tutmamış. Biliyorsunuz Aydın'da üniversite hastanemiz biraz yukarıdadır. Uykusuzluk nedeniyle 10 kilometre, 15 kilometre araba kullanıp gelmiş. Geldiğinde naçizane önerimiz hani bir bardak süt uykunuzu getirir dedik. Evine gitti. Veya gecenin birinde yüzümde sivilce çıktı diye gelebiliyor. Veya nezle grip oluyoruz. Aslında en büyük problemimiz nezle gripte biz neler yaptık? Bizim annelerimiz neler yapıyordu? Evet. Nane limon mu yapıyordu? Ihlamur mu kaynatıyordu? Ama şu anda bizim gençlerimiz, genç erişkinlerimiz hepsi acil servislerde B vitamini, C vitamini, kokteyl yapalım. Evet. Sarı serum. Atom yapalım. Atom işte bir sürü tabiri var. Sarı serum ünlüdür bizde. Sarı serum isterler. Aslında gerek yok. Yani mandalina var, portakal var. Evet. Bol vitamin almak var, su tüketme var, istirahat. Asıl tedavi aslında bunlar. Biraz toplum olarak kendi kendimizin doktoru olmamız gerektiğini ve bu konuda da birazcık daha önceki nesiller ne yapıyorduk sağlık anlamında, evet. sağlıklı yaşamak anlamında. Hocam babaannemiz şey yapardı, işte bizim babaannemin avlusunda bahçede biberiye vardı. Oradan biberden bir yaprak koparın çocuğum derdi, kaynatırdı limonla, biberiye limon. O oyaltır derdi, iyileştirmeyi oyaltmak diyoruz, oyaldır o derdi. Şimdi bu geleneksel yöntemleri biz unuttuk. İşte analarımızdan, atalarımızdan, babalarımızdan, dedelerimizden. Onların kendilerini iyileştirdikleri yöntemleri unuttuk. Ama bilim onu bize tekrar hatırlatıyor galiba. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp diye bir kavram tabii gelişti ki. Son zamanlarda. Çok önemsiyorum. Bu konuda tabii ki daha oturmadı. Oturdukça bizim kültürümüzden gelen eski kitaplar, eski veriler de ortaya çıktıktan sonra bilimsel araştırmalarla beraber bunun çok farklı yerlere, evet şu bu yıl değil ama bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra bu konuda çok farklı şeyler konuşacağımızı düşünüyorum. Tabii burada geleneksel tedavilerimizi unuttuğumuzdan ziyade biz bazen ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evet. Eğitim eksikliğim var bu anlamda toplumda. Yoksa yani burada bir hani bilgi, acili meşgul ettiğimiz, acili asıl meşgul etme sebebimiz eğitim eksikliği midir? Yani hani acil konusunda, acil ne durumlarda meşgul edeceğimiz konusunda yeteri bilgi sahibi değil, yeteri kadar bilgi sahibi değil miyiz? Bilgiyi nereden, nasıl alacağımızı unuttuk. Toplum olarak nereye danışılır, kime sorulur? Bunu bilmiyoruz. Aşı olmalı mıyım diye, Covid aşısı olmalı mıyım diye acil servislere başvuru var. Yani aslında bu bilgilendirmenin ta acile gelmeden evinde medya olur, sosyal medya olur. Biz gençler olarak yeni nesil her şeyimiz Google. Google'da soruyoruz, öğreniyoruz ama artık internet camiası, sosyal medyada evet. bilgi kirliliği olmaya başladı. Çünkü bilgilerin çoğu yanlış olabiliyor, yönlendirme olabiliyor. Artık insanlar internetteki bilgiye şüpheyle bakmaya başladılar. Bu sefer dönüyorlar, kime soracağız?
Tabii bu süreçte de kime sorarız, doğru cevap kimdedir, nasıl yapmalıyız bilemiyoruz. Biraz bocalama var diyeyim. Hocam, Türkiye verilerini verdiniz de acildeki durumlar nedir? Benim aslında merak ettiğim bir şeyler var ama verileri görmeden de konuşmak istemedim. Hemen şimdi acil servisten bahsedeyim. Bizim şöyle verilerimiz var. 2013-2015 yıllarında ülkelerde nüfusa göre acil servis başvuru oranları. Bunlar inanılmaz sayıda rakamlar. Yani Amerika'da 320 milyonun acil servise 120 milyonu gidiyor. %40'ı. İngiltere'de 50 milyonun 20 milyonu, %40'ı giderken bizde 2013'te 76 milyonda 92 milyon kişi gidiyor. Tabii bu sene giderek artıyor. Tabii bu veriler şu anda elimizde 2017-2019 yok ama burada da 2015'teki durumdan da %140 kadar bir başvuru var. Hiçbir dünyanın hiçbir yerinde toplam nüfusunu geçen bir acil servis başvurusu literatürde. Yarısını geçmiş yani. Evet, bizde %100 artık konuşulmuyor. %120 mi, %160'a mı gidiyoruz? Çokça kalabalık. Aslında acil servisimizin en önemli sorunlarından biri kalabalık. Evet. İkincisi şiddet. Kalabalık ve şiddet. Kalabalık ve şiddet. Hocam kalabalığı konuşalım isterim önce de. Şiddet daha başka bir konu. Ben tabii kalabalık görüyorum ama sanki kalabalığa çözüm üretilmiş gibi gözlemliyorum. Gittiğimde orada renkler var. İşte yok sarı renk, yeşil alan, kırmızı alan. Tam ben faraziye konuşuyorum ama onlar ne işe yarıyor? Orada önceliklendiriyor mu? Ne yapıyor? Şimdi bizim triyaj dediğimiz sistem var. Yani halsizlik şikayetiyle gelen yeşil alan, göğüs ağrısı, kalp krizi olabilecek bir hasta veya felç geçiren veya şüphesi olan bir hasta sarı alan. Bir de solunum ve kalp ritminde veya kalbin fonksiyonlarında bir sıkıntı olan yani çok kritik hastalarımızda kırmızı alanda değerlendiririz. Böylelikle alanlarda personelimiz, doktorumuz bu alana ne geldi, nasıl uygulayacağız, ne kadar yoğun takip etmemiz lazım, alet, gereçler, yaklaşım her şey değişiyor. Bir nevi bizim alan savunması yaparız acilde. Sarı, yeşil, kırmızı. Herkes alanını bilir ve ona uygun hastalar geldikten sonra da gerekli tedavi, ilgili işlemler devam ediyor. Alan savunması uygun bir ifade. Alan savunması. Biz de alan savunması. Çünkü önce kırmızı biz alan 11 savunuyor. Kişi çıkmayız. 7 kişi, bir gün 7 kişi çıkarız, bir gün 12 kişi çıkarız, bir gün 8 kişi çıkarız. Sayılarımız değişir ama hep alana göre dağılırız ve alan savunması yaparız. Çok güzel hocam ya. Ne oluyor? Orada kırmızılar en öncelikliler oluyor. Onlar tabii ki. İlk müdahale onlara yapıyor. İlk müdahale o bekletilemez hasta. Evet. Kırmızıda kimse beklemez. Sarıda biraz bekleyebilir. Sarı alanda da yaklaşık 20-30 dakika kadar bekleyebilir. Evet. Genellikle ama bizim acil servislerimizde, Aydın Devleti de, Atatürk Devleti de, üniversite hastanemiz de birebir bilirim. Hatta Atatürk Devlet'te de bir çalışma öyküm var. Orada da çalıştım. Hızlı çalışırız. Acil servisteki hekimler, tabii iş akışı bunlar senelerde olgunlaşan şeyler olduğu için hızlı çalışırız. Sarı ve kırmızı çok beklemez acil servislerimizde. Evet. Yeşil bazen özellikle Aralık, Ocak, Şubat aylarında bekleyebilme durumu olabiliyor. Çünkü hocam, yoğun bir talep oluyor. Sadece gripler 250 kişi. Keşke istatistikler olsaydı da işte başka ülkelerde insanlar o yeşil alanda ne kadar bekliyorlarla bizim ülkemizde ne kadar bekliyor da kıyaslasaydık. Benim arkadaşım anlatıyor geçen. İngiltere'de diyor 6 saat sonra doktoru görebildim diyor. İngiltere'de 6 saat sonra diyor doktora görebildim acil serviste diyor. 6 saat sürdü doktorla görüşmem. Biz diyor Türkiye'de yarım saati geçince homurdanıyoruz diyor. Bir daha hayatta homurdanmam diyor. Yani o anlamda da keşke bir istatistik veri olsa. Benim yurt dışında yaşayan akademisyen bir arkadaşım var İngiltere'de. Tabii orada bisiklete çok kullanıyorlar, yoğun kullanıyorlar. Bir bisiklet kazası nedeniyle kolunu kırdı. Tabii doktora gidecek, başvuru, randevu. Evet. En sonunda acil de bir ameliyat, kolunun da damar ve sinir zedelenmesi de olabilir ama sistem diyor ki sen 35 gün, 40 gün sonra ancak ameliyat olabilirsin. Evet. Dediği an uçak biletini alıyor liseden arkadaşım. İstanbul'daki ortopedist arkadaşıma bir gün sonrasında ameliyatını oluyor. Şifasını buluyor. Daha sonrasında da tekrar yurt dışına işine gidiyor. Ve fiyatları da konuşacak olursak onlar sigortaları farklı bir dinamikleri var. Yani 30 gün 40 gün bekliyorsunuz ama inanılmaz dolar euro üstünden inanılmaz meblağlar ödüyorsunuz. Bizden ödedi sadece uçak parası ödedi.
Yani Türkiye'ye geldi, tedavisini oldu, hiçbir şey ödemedi ve geri gitti. Çok dua etti. Aslında insanlarımız neye sahip olduklarını bir fark edebilseler, görebilseler, canla başla çalışan sağlık çalışanlarının ne şartlarda ama ne özveriyle çalıştığını görseler, evet, daha fazla takdir aslında alacağız sağlık diye alanında, sağlık hizmetlerinde biz gelişmişlik noktasında baya baya iyiyiz değil mi ülke olarak hocam? Memnuniyet de fazla, gelişmişlik de bir hayli fazla. Evet. Hocam tabii kalabalık dediniz. Nasıl, evet, baş ediyorsunuz? Bu kalabalıkla ilgili ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Şimdi, ya da bu kalabalıklardan ne istiyorsunuz? Siz hekimlerin beklentisi nedir? Acil servis uzmanının veya acil servis çalışanlarının beklentisi kalabalıkların azalması. Çünkü bize bir hasta geliyor, mide kanaması, felç geçiren hasta, MI hastası, trafik kazası, silahla yaralanma, hepsi bize geliyor. Ama bu sırada işte nasıl diyeyim, halsizlik şikayetiyle gelen, 6 aydır olan şikayetiyle gelen, yani akut dediğimiz acil vasıfta olmayan şikayetlerle gelen, evet, öyle örnek göstereyim, uykusuzlukla gelen hastalar işte doktorun vaktini alıyor. Bizim doktorun vakti çok kısıtlı. Aslında biraz sonra muhtemelen şey konularına geleceğiz. Hani acil serviste memnuniyet, doktorun vakti bir hastaya bazı merkezlerde 1 dakika, 2 dakika ayırabiliyor. Evet. Şöyle özet geçeyim. Ben Kütahya'da çalışırken 480 dakikada 350 hasta bakıyordum. Bir daha söyler misin hocam? 480 dakikada 350 hasta. 480 dakikada 350 hasta. Kolaylık sağlayayım. 1 ile 2 dakika arasında bir hastayı değerlendirmem, şikayetini dinlemem, muayene etmem, tedavisini düzenlemem, reçete yazmam, tavsiyelerde bulunmam 1 dakika. Çünkü bekleyen çok, başka hekim yok, hızlanmalıyım. Yani hızlanmazsanız, ideal koşullarda hasta bakacağım ben diye direttiğiniz anda ideali şudur. Bir hastayı dinlemek, şikayetini anlamak 5-10 dakika. Hakkıyla muayene edebilmek 15-20 dakika. Evet. Bir hastaya yarım saat ayırdığınızda ben 8 saatte 16 hasta bakabilirim. Değil mi? Şey diyorsun, inspection. Kapıdaki 330 hasta ne olacak? Diyorsun, değil mi? Inspection, gözlem, anamnez falan. İhtiyaç da var. İnsanlar yığılıyor, bekliyor. Kimi kusuyor, kimi ateşi çıkıyor, kimi kötüleşiyor. Bekleyemem. Yani biz hekimler, hani bizim acillerimiz, biz şöyle özet geçiyoruz. Tam bir sağlık sektörünün savaş alanı. 7/24 açığız. Hiçbir şey bizi kapatamaz. Pandemi de kapatamadı. AVM'ler kapandı, yollar kapandı, şehirler arası kapandı. Ameliyatlar durdu. Evet. Her şey durdu ama acil servis hiçbir zaman durmayacak bir hizmete devam etti. Dolayısıyla bu kadar yoğunlukta giden bir serviste tabii ki yoğunluğun azalması gerekli. Bunun için öneriler vardır. Bize uyar, uymayabilir. Mesela kongrelerde, uluslararası kongrelerde İskandinav ülkelerinden bir tane hekimimizle konuştuk. Anlatıyor, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Şöyleyiz, hakikaten de vakit harcayan şeyler. Çünkü bir hastaya o işlem en hızlı şekilde 2 saatte yapılır. Benim hastayı değerlendirmek için dakikalarım var. Yani birkaç dakika içinde hızlandırmam gerekiyor. Merak ettim, sordum. Günde kaç hasta bakıyorsunuz dedim. Acil servis olarak 50 dedi. Şimdi bizim Aydın Devlet 1000-1500 civarındadır mesela. İstanbul'daki eğitim araştırmalarımız günde 3000'in üstünde hasta bakan acil servis, acil klinikleri var. Evet. Tabii ki konuşulan şeyler farklılaşabiliyor. Yoğunluk bizi çok yoruyor. Aslında bizi yormasından ziyade şundan korkuyoruz. Yani mide kanamam dururken 10 tane gereksiz hasta geliyor. Kalp krizimin başında olman gerekirken, ritmini kontrol etmek gerekirken başka hastalarla ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii kavgalar oluyor, gürültüler oluyor, acil serviste şiddetler oluyor. Biraz sonra geliriz o, evet, konuya. Ama yoğunluk bizi çok yoruyor. Yani biz yorulmaktan peki korkmuyoruz. Peki hocam, yani bizim ülkemizde devlet, yani devletin kurumları kendi işte halkı eğitmek adına değişik yöntemler izliyorlar. Yani işte okullarda programlar yapılıyor, ne bileyim işte televizyonlarda zorunlu yayınlar var. İşte biz zorunlu yayın oluyor, kamu spotları deniyor. Evet. Mesela bu konuda eğitici faaliyetler yok mu toplumu yönlendirmek adına? Hani acillerin meşgul edilmemesi gerektiğiyle ilgili yeteri kadar çalışma yapılmıyor mu da toplum bu konuda bilinçlenmiyor? Yani tabii ki yapılabilir, yapılıyor.
acil servisin yoğunluğu, acil servis sağlık sektöründe çalışanların yaşadığı zorluklar anlatılmaya çalışılıyor ama biz tabii ki veri olarak bize yansıyana bakıyoruz. Evet. Hani burada niyetim, söylemim hani şunlar şunlar yapılmalı, şunlar yapılmıyor gibi değil ama bizim sorunlarımız bunlar. Kalabalıklık. Kalabalıklık. Çok kalabalığız. Sevk zincirini... Çözüm öneriniz ne hocam? Kalabalığı Çözüm nasıl önerileri önlersiniz? bu konuda öneriler en büyük etmenimiz şöyle söyleyeyim ben sizlere. Çözüm önerilerinden acil servis için uygun mekan, yeterli eğitimli personelin olması Evet. lazım. Evet. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz aktif olarak bu yükün bir kısmını yani nezle grip hastalarımız aile sağlığı merkezlerine daha çok gitmeleri, bize trafik kazası gelsin, kalp krizi gelsin, mide kanaması gelsin, felç gelsin, ameliyatlık hastalar gelsin ama bu ağır yeşil alan hastaları öyle tabir edeyim ben Evet. size. Yeşil alan hastalarının sağlık sisteminde başka yerlere özellikle... Oralarda mı 24 saat çalışmalı yani dediğiniz yöntemde? 24 saat çalışmak çok zordur. İdeal de değildir ama tabii ki iyileştirilebilir, sayıları arttırılabilir, mesai kaydırılabilir. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Mesai saatleri bizim prime time çok önemlidir. Evet. Bakın burada şiddet konu başlığımız acil serviste gerçekleşen şiddetin saatlere göre dağılımı. Niye şiddet olur onu konuşuruz ama başlıca sebebi yoğunluk, evet, muayene olamama, bekletilme, kendini daha acil görme gibi konularımız var ama burada saatten konuşmuşken saat 20-22. Biz bu acil serviste prime time diyoruz. Akşam, bizim mesai bittikten. Bizim televizyonculukta da prime time tabii o zaman. Öyle, evet. Öyle. Yani insanların işten çıktığı, eve gittiği ve hastasını kapıp hastaneye koştuğu vakitler. Öyle söyleyeyim. Sıkıntılarımız bu saatlerde oluyor. Bakın gündüz değil, evet, akşam oluyor. Dolayısıyla biraz mesai kaydırımı yapılabilir mi? Tabii bunlar hazır olunup da yapılabilecek, planlanıp da yapılabilecek şeyler. Evet. O konuda çalışmalar yürütülebilir. Tabii evet, bizim en önemli konularımızdan biri eşitlikle adaleti sağlıkta farklı algılıyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Bir gün bir trafik kazası geldi. Yani. İki kolu, bacağı, vücudu, göğsü, başı, her yeri kan yani revan eşit içinde. Olmak adil olmak değildir diyor orada, değil mi? Evet. Evet. Eşit olmak adil olmak değil. Her yeri kan revan içinde, ağır yaralı. Tabii ki ben kritik hasta olduğu için, acil uzman olduğum için başında eşlik ediyorum. Tomografiye gidiyoruz. Tomografinin kapısında bir 50-55 yaşlarında teyzem vardı. Durun nereye giriyorsunuz dedi. Sıra benim. Ne oldu teyze dedim. Hayırdır dedim. Acil hastamız var, onu içeri sokacağım. Dedi ki ben de hastayım dedi. Şeker hastasıyım dedi. O yüzden ben burada 20 dakika, 30 dakika ekstradan bekleyemem dedi. Ben döndüm teyzeme. Teyze sedyedeki hastayı görüyorsun dedim. Hani çok anlatmaya gerek bir şey yok. Evet. Acil dedim. Ama teyzem eşitlik istiyor. Adaletle, adillikle eşitlik aynı şey değil. Çok farklı kavramlar. Burada da slaytta da görüldüğü üzere. Yani burada biz küçük çocuğu kurtarmamız lazım. Küçük çocuğun sıkıntısını çözmemiz lazım. Evet. Adil olarak onun altına daha fazla yani gereken hastaya, gerekli kritik hastaya gerekli müdahaleyi yapabilmemiz çok lazım. Çok güzel görselleştirmiş bu olay. Evet. Aynen öyle. İşte teyzeme orada biraz anlattım. Teyzem çok beni dinlemedi. Evet. Üsteledi. O sırada arkamda trafik kazasının yakınları vardı. Teyze dedim uzatmayalım dedim. Çünkü onlar da kendi hastasının can havliyle sağlığı peşinde olduğu için ve teyzem hasta yakınlarının, diğer hasta yakınlarının agresyonunu gördükten sonra diretmekten vazgeçti, öyle söyleyeyim. İşte bahsettiğim şeylerden biri anlayış. Evet. Hangisi acil? Kim acil? Bazen de çok nadir kullanıyoruz. Yani bu 50 yaşın üstündeki, 60 yaşın üstündeki insanlara diyorum ki ya ambulansı ara. Beni arıyorlar cep telefondan. Ambulansı ara. Ya ambulansı bu nedenle rahatsız edeyim mi? Ambulansların, acillerin ne kadar hafif hastalıklarla ilgilendiğini biliyor musun sen diyorum. O yüzden hemen ara diyorum ve 112'de sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, tabii bizim İl Sağlık Müdürümüz Osman Bey'de çok yatırımı var, emeği var bu konuda. Evet. Tıkır tıkır çalışıyor ve bizlere acil servisleri bu hastaları getiriyor. Evet. Hocam şiddet konusu
programın başından beri böyle gündemimize bir iki geldi. Ben daha sonra konuşuruz falan dedim ama şiddeti biraz ötelemek istedim. Ben bu kadar öteleyebildim şiddeti. Şiddeti konuşalım hocam. Yani şiddet aslında keşke hep engellenemişse. Biz bu yayında şiddeti konuşmuyoruz. Tabii. Ben 25. dakikasına kadar ötelemişim ama daha fazla öteleyemeyeceğim. Şu şiddeti konuşalım hocam. Şiddet şöyle önemli. Neden önemli bizim için? Biz acil servislerde savaş alanında çalışıyoruz. Özveriyle çalışıyoruz, yoğun çalışıyoruz. Zorluklarımız, başka konuşulacak da zorluklarımız aslında var. Evet. Ama gün geliyor ki günün birinde, nöbetin birinde bir şiddet eyleminde karşılaştığımız zaman bizim moral, motivasyon, meslek aşkımız köreliyor. Çok sıkıntılı süreçler yaşıyoruz, stres yaşıyoruz. Tabii. Adliyeye gidiyoruz, karakollara tabii, gidiyoruz. Şiddet nedeniyle hekimin de acillik olduğu durumlar yani oluyor. Hekimin acillik olduğu durumlar oluyor değil mi? Yaralanıyor hekim yani. Aynen o da acil öyle. Hastası oluyor yani. Birkaç kez beni başka hasta yakınları kurtardı, korudu. Öyle söyleyeyim. Ya bırak doktor da benim hastama bakıyor. Hani benim doktorumla kavga etme, uğraşma. Benim annem babam kritik. Bırak doktorumu, benim anneme babama baksın diye beni korudular. Aslında anlayışın da böyle olması gerekiyor. Ben o nöbette şiddet yaşadıysam nöbet kesiliyor. Sağlık hizmeti kısa sürede olsa sekteye uğruyor. Hocam siz yaşadınız mı şiddet? Moraller siz çok. Acil serviste şiddet yaşamama diye bir şey. Ne tür şiddet? Yok. Mesela şiddeti nasıl tanımlıyorsunuz? Yani şimdi verilerle konuşacak olursak evet. 2015 yılında 2014 yılına dair bir çalışma yapılmış. %47'si sağlık personelinin şiddete maruz kalmış. Evet. 2013 yılında 1300 sağlık çalışanında yapılan bir araştırmada hayatı boyunca sağlık çalışanı %87 en az bir kez şiddete maruz kalıyor. O yüzden sözel olabilir, tehdit olabilir veya fiziksel olabilir, çeşitli şiddet türleri var. Ama kesinlikle ve kesinlikle Efeler Karakolu beni iyi bilir, adliyeye çok gitmişimdir, beyaz kodlarımız var. Bunlar tabii ki ben çok toleranslı bir insanım. Çok kolay kolay duygusal açıdan yıpranmayabilirim ama şöyle örnek vereyim. Siz bir evlat yetiştirdiniz, tıp fakültesine gitti. Hekimlik aşkıyla yanıyor. Bir serviste çalışmaya başladı ve şiddetle karşılaştı. Siz anne baba olarak ne düşünürsünüz? Kişi kendisini düşünür. Morali çöküyor. Ben ne yaptım diyor, nereye geldim diyor. Biz sağlık çalışanlarını ve acil servis çalışanlarına sürekli destek, motivasyon vermeye çalışıyoruz. Sebebi de en az hayatları boyunca bir kez şiddete maruz kalıyorlar. Evet. Şimdi şiddete maruz kalanları konuşuyoruz hocam da şiddeti yapanları hiç konuşmuyoruz. Acaba insanlar şiddeti hak mı görüyorlar? Yani şiddet uygulamak onlar için hak mı oluyor? Ya da neden hak hissediyorlar bunu? Neden şiddet? Aslında bir sürü sebebi var. Görselde de verebilirsek yani evet. Bazı hastalığın kişilik bozukluğu var, psikiyatrik hastalık var, evet. Toplumda yaygınlaşıyor. Evet. İletişim problemi, ben şöyle öz eleştiri yapayım, kendi personellerimiz arasında da insanlar genel anlamda AVM'de, otoparkta, trafikte iletişim problemimiz had safhada. Personel yetersizliğimiz var, gerekli personel evet. Olmayınca işler yavaşlıyor. Basın, sizler olarak artık daha fazla destek bekliyoruz bu basından konuda. Basından destek bekliyoruz. Şiddete hayır evet. Olarak. Yetersiz güvenlik olabiliyor. Eğitim, fiziksel donanım, yapı, bekleme süreleri çok agreve ediyor. İnsanlar yarım... Bizde her şey acil. Evet. Yani mide kanamasıyla halsizlik aynı kefede. Acilim ben diyor. Tabii ki alkol, uyuşturucu kullanımının artması. Bunlar psikiyatrik hastalıklara da sebep olabiliyorlar. Evet. Toplumda şiddeti de arttırıyorlar. Aslında bakarsanız acil servis toplumun bir yansıması. Evet, bir de orada gaza geliyor değil mi insanlar? Böyle tabii ki. Şimdi şöyle bir şey var. Acil saat 8-12 arasında özellikle Anadolu'daki şehirlere giderseniz bir kafe, bir başka bir yer çok popüler değildir. En yoğun yer, insanların en kalabalık olduğu yer acil servislerdir. Prime time'da yani saat 20 ile 10 arasında, 22 arasında çok fazla insan acil servislere geldiği için ve yığılma olduğu için bekleme süreleri artıyor ve kalabalık, gürültülü ortam. Birisi bağırıyor, birisi inliyor, birisi evet. Kavga ediyor, küfrediyor, birisi sayıklıyor.
Sürekli bir cihaz gürültüsü. Ortama gaz veren birileri de olur orada böyle. Tabii agreve edenler oluyor. Hiç kendisi müdahale etmesi, hiç karışmaz ama oradan böyle gazlayan da olur. Deneyimli bir acil hekimi kimin ne yapacağını şöyle bir kalabalığa 10 kişiye baktığında kimle konuşulup kimle iletişim kurulabileceğini, kimden uzak durması gerektiğini yıllar içinde öğreniyor. Tabii bu kötü bir deneyim ama deneyim sahibi oluyoruz. Evet. O çok önemli. Tabii ki arada olanlar var. Bunu hak görüyorlar bazıları. Evet. Hocam benim bu konuda bir eleştirim var. Yani tamam hekime şiddeti konuşuyoruz ama acaba şiddete hekim olamıyor muyuz? Yani şiddete hekim olmazsak hekime şiddetin önüne nasıl geçeceğiz? Yani orada da bir sıkıntı var gibime geliyor bana. Biz acil servislerde bir sürü şeye hekim oluyoruz. Ama tabii ki toplumsal şiddetin tamamını acil servislerin de tedavi edebilmesi mümkün değil. Ya aslında şunu söylemek istedim. Trafikte, AVM'de, yol verme kavgaları. Ya bunlar da aslında bizim hayatımızı yansıtan şeyler. Acilde de 7/24 hayat var. Toplumumuzda da hayat var. Bizde toplumda nasıl kadına şiddet artıyorsa acilde de sağlık çalışanına şiddet aynı şekilde artıyor. Toplum olarak şiddete yatkınlığımız veya şiddete eğilimimiz arttı. Bu konuda o zaman ben size şöyle örnek vereyim. Evet. Basın olarak A kanalını açıyorsunuz, silah var. B kanalını açıyorsunuz, kadına şiddet var. C kanalını açıyorsunuz, töre olarak nitelendirilen yine ailevi şiddetler olabiliyor. D kanalını açıyorsunuz, mafyacılık var. E kanalını açıyorsunuz, savaş var. F kanalını açıyorsunuz, kılıçlı dönemdeki savaşlar var. Evet. Hep şiddet var. Medyanın düzenlenmesi lazım diyorsunuz. Ben bu konuda çok güzel bir eserden örnek vereyim. Platon'un Devlet diye bir kitabı var. 3 tane filozof, 3 tane felsefeci, 4 tane neyse oturmuşlar devlet kuruyorlar. Sanal bir devlet kuruyorlar. Önemli kararlar alıyorlar. Ordunun görevleri, işte şunun görevleri, bunun görevleri. Aldıkları önemli kararlardan bir tanesi şairlerin olumsuz şiir yazmasını yasaklamak oluyor. Neden? İşte millet karamsarlığa sürüklenmesin diye. Aslında insanlar aynalıyor. Medya etkili. Çok etkili. Bu konuda şeyinize katılıyorum. Ama biraz iletişim anlamında hekimlerimiz biraz desteklenebilir diye düşünüyorum. Çünkü şiddete hekim olmanın en önemli şeylerinden bir tanesi o an orada bir tane mimik, bir tane bir harekettir. Zaten size agresif bir şekilde gelen birine yani şu hareketi yapıp bir gülümseseniz zaten insanlar biraz böyle şey olabiliyor. Ama maalesef tabii oradaki ortam, şartlar, işte hekimin o anki şimdi ruh hali onu da bilemiyorum. Şöyle anlatayım ben size. 480 dakikada 350 hasta bakınca benim kelimelerim ne oluyor? Gir, yat, kalk, çık, gel, git. Bu yani bir dakikada insanoğluyla ne kadar konuşabileceksiniz? Yani tabii ki bu nasıl gözüküyor? Tabii ki ben şimdi acil servis sorumlu hekimi olarak buradan bunu anlatıyorum. Acil servisin sorunlarını anlatıyorum ama karşı taraftan hasta hasta yakının gördüğü nedir? Evet. Uygun değil. Evet. Ama ben bunu nasıl söyleyeyim? Kendi şahsım veya kendi isteğimle böyle yapmıyorum. Evet. Kaba gözüküyor. Gözünün içine bakamıyor. Niye? 30 saniyesi var. Reçeteyi yazacak, order'ı yazacak, evet. Bir yerlere gönderecek. Evet, haklılar. Gülümsememiz lazım. Gözünün içine bakabilmemiz lazım. Bazen hasta oluyoruz. Ben evimde çocuğum ateşli ve kusarken ben acil serviste çalışıyorum. Evet. Dertlerimiz var. Yoğunluğumuz had safhada. Karşılıklı anlayış olması lazım. Hocam tabii sadece olumsuzluklar yok acil servislerde. Tabii. Programın başından beri olumsuz konuşuyor ama orada hayatlar kurtarılıyor. İnsanlar tabii ki. İşte ölümün eşiğinden dönüyorlar. Hayata tutunuyorlar. İşte artık öldü diye ümidi kesen insanların bile oradaki müdahalelerle hayata döndüğünü düşünüyoruz. Güzel şeyler de oluyor değil mi? Tabii neler ki. Oluyor mesela? Tabii ki. Güzel neler oluyor? Yani ben şöyle özet geçeyim. 2012'de Aydın'a geldiğimde uzmanlık eğitimim için bir kişi bile tanımıyordu. Bakın bir kişi. Şu an için benim koskocaman bir ailem var. Telefonumu açtığımda arayabileceğim yüzlerce kişi var. Bu insanlar benim için koşturur, emek sarf ediyor. Çünkü hepsinin hayatına bir kez dokundum. Evet. Yaşlısı oldu, yoğun bakıma girdi. Döndürebildim, kurtardım. Bazı hastalarımızı kurtaramadım ama sarf ettiğim çabayı gördüler. Hep gençsek küçük çocuğumuz var. O küçük çocuklar da bize geliyor. Parkta evet. Düşüyorlar, geliyorlar. Kendimiz hasta oluyoruz. Yani bizim acil servise gelmeyen insan yok. Şifa, evet, zor koşullarda sağlıyoruz. Bazen tıbbın yetmediği durumlar olabiliyor. Ama sağ olsunlar,
Zaten bizi belki 300 kişi, 400 kişi olumsuz, negatif gelse bile o gün içinde bir kişi dua etsin, yüzümüze gülsün, teşekkür etsin, o tüm günün hafifliğini alıyor. Aslında acil servisin temel motivasyonu bu. Teşekkür. Nasıl motive oluyorsunuz derseniz, bir gün, yani hediye gibi düşünmeyin. Teşekkür, gülümseme, şükretme, bir hayır duası bizi, nasıl söyleyeyim, kendimizden çok teşekkür ediyoruz. Yani diğer olumsuzlukları siliyor. Biraz evet. Önce bahsettim, çalışanlarımız morali düşüyor, motivasyonları, ama bunların hepsi siliniyor. Evet. Karşılıklı iletişimin gelişebilmesi lazım. Ama konuşmamızın da başında bu yoğunluk azalırsa ben her hastanın gözünün içine bakarım, hepsine dokunurum, hepsine gülümserim. Ama yoğunluğumuz çok fazla. Evet. İnanın çok fazla. Hocam bazı mesleklerde empati kurulmaz. Yani empati kurarsanız işinizi yapamazsınız. Mesela gazetecilik bunlardan bir tanesidir. Ben özellikle sizin hekimlikteki sizin alanınız, acil hekimliğinde empati diye yer olmadığını düşünüyorum. İşte orada empati kuramıyorsunuzdur herhalde, değil mi? Önceliğiniz böyle şeydir herhalde, hastanın durumudur yani. Hani ailenin beklentisi biraz daha böyle empati oluyor ya, benim karnım ağrıyor işte, bizim şey çocuğum şöyle hasta falan diyor. Aynı gözle bakmanızı bekliyor olabilirler. Biz tamamen bilimsel verilere dayanan tedavi, iş akış. Biz algoritma bölümüyüz. Ne demek bu? Biz bir hasta ne şikayetle geldiğinde, hangi ön tanıyla geldiğinde ne yapacağımız daha o anda belirlenir. Bu kesinlikle değişmez. Farklı davranamayız. Kişiye özgü farklı tedaviler uygulayamayız. İnsanız ama robot gibi çalışıyoruz diyorsunuz, öyle mi? Evet. Çünkü robot gibi olmak durumundayız. Çünkü sistem onun üstüne kurulmuş ve o hızda çalışmamız için hemşirem, sağlık personelim, doktorum, kapıdaki güvenliğim, danışmam, hepimiz robot gibi çalışıyoruz. O yüzden herhangi bir empati veya farklı davranış genellikle göstermeyiz. Yani karın ağrısıyla gelen bir hasta, karın ağrısıdır, yapacağımız, edeceğimiz, muayenemiz, tedavimiz, her şeyi bellidir. Evet. Hocam böyle demin anlattım ama güzel anılar var. Mesela acile gittiğinde yakın geçmişte benim yakın çevremden bir tanıdığımın yaşadığı bir şey var. Acile gidiyor ve acilde ki doktorun gözlemiyle o doktorda sizsiniz. Kalp damarlarının da problem olabileceği ihtimal üzerinde. Sonra gidiyor, kalp damarlarında çok büyük tıkanıklıklar var falan filan. Böyle fark ettiğiniz durumlar var değil mi? Tabii. Yani şimdi bizde de 1 yıllık asistanımız var, 5 yıllık asistanımız var, öğretim üyemiz var. Deneyim bizde çok önemli. Özellikle acil serviste hastayı koklayabilmek. Hı. Şimdi o vakayı anlatayım. Evet. Hastamız bize geldi göğüs ağrısıyla. Evet. Hikayesi şüpheli. EKG'leri temiz. Kan tetkikleri temiz ama hikaye çok şüpheli. Derinleştiriyorsunuz. Şimdi bir şüphe varsa anne babada, hikaye, ailede neler var? Bunları dinledikten sonra ben kesinlikle seni bırakmıyorum dedim. Laboratuvarım temiz, EKG'm temiz. Normalde o hastayı hukuki açıdan, iş akışı açısından taburcu edebilirsiniz ama hikayesi çok da temiz yok. Değil. Evet. Yani EKG'de bir milim bile şüpheli bir şey yok. Ben dedim ki kusura bakma, bırakamayacağım. Tabii hastalar genellikle belli bir yaşın üstü çok hastanede durmak istemiyorlar. Ya ben gideyim eve dedi. Yok dedim. Kardiyolog hekimleri, kardiyoloji branşı gelip bir değerlendirecek dedim. Onlar da geldiler. Benimle aynı kanda vardılar. Evet, değerler güzel, filmler güzel ama hikaye kötü. Hikaye kötü. O yüzden sizi yatıracağız dediler. O sırada icabçı kardiyoloji hocamız, Ufuk hocamızı kendisine aradım. Vakamdan bahsettim. Zaten Çin'den gelen başka bir vaka için hastaneye geleceğini söyledi. O sırada kendim bir değerlendireyim dedi. Kendisi de değerlendirdi. Anjiyoyu aldık. İki damarında büyük bir tanesi %90'ın üzerinde tıkalıydı. Biri %60'ın üzerinde. Ve şifasını buldu ve şu anda sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor. Bize teşekkür ediyor. Biz de kendisine teşekkür yani ediyoruz. Böyle hayatlar kurtarılıyor orada. Tabii ki. Yani, her gün her an. Şu anda da bizim acilimize gitseniz en az iki hastanın çok kritik tedavisi kesinlikle yapılıyordur. Sürekli bu döngü bizim acilimizde devam ediyor. Evet. Bizi de bu teşekkürler, işte hayatta tutan şeyler, bu güzellikler. Yani evet. Bizi bu savaş ortamında motive eden şey, evet. Ayakta durmamızı sağlayan Hocam, şey de bu oluyor. Bütün mesleklerde, yani bütün işlerde herkesin beklediği bir şey var. Geri bildirim bekliyor insanlar.
Yani siz geri bildirim konusunda çok zenginsinizdir diye düşünüyorum. Çok, yani çok. düşünsene işe yaradığınızı hissediyorsunuzdur herhalde böyle ilklerinize kadar o. Hekimiz, tedavi uyguluyoruz ve tabii ki gözünün içine baktığında geri bildirimi uygun olmazsa ya tanımız yanlış diyoruz ya tedavimiz yanlış diyoruz. Başka bir şey olabilir mi diye bakıyoruz. Kesinlikle geri bildirimler olumlu olumsuz idari açıdan başka açıdan fark etmez. Acil servisleri geri bildirimler toparlayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Hocam hatırladığınızda güldüğünüz ne anınız var? Böyle güldüğünüz, böyle kahkaha attığınız, böyle siz ya böyle yediğiniz ortamda anlattığınızda herkesin güldüğü ne gibi anınız var? Aydın'ın yerel halkını çok seviyorum. Aydın'ın öz insanını çok seviyorum. İlk acil nöbetimde, ilk günümde 2012 yılında acil serviste göreve başladım. Tabii bizim birçok anımız var ama teyzem geldi, karın ağrısı var değil. Şikayetiniz ne dedim? Çok çikim bir ağrım var dedi. Çok çikim bir ağrı mı? Ben hayatımda ben Trabzonluyum, Ankara'da Hacettepe'de okudum. Yani çikin ağrı ne demek? Bilmiyorum. Evet. Duymadım. Bunlar kitapta yazmaz. Tavukla ilgili falan bir şey mi diye düşündün çıkından? Altından giriyorum, üstünden çıkıyorum. Ya çikin ne demek? Çikin, çikin, çıkın. Hani tabii daha sonrasında, yıllar sonra burada yaşadıktan sonra yerel terminolojiyi öğrendim. Ve teyzemi anladım ama o gün, o akşam çok bocalamıştım, Çok öyle çikin söyleyeyim. olmuşsunuz hocam. Sonrasında çok güldüm ama. Çok çikin olmuşsunuz hocam. Evet, çok çikin oldum. Çok çikin oldum. Çok güzel. Ben Tokatlı bir doktorla röportaj yapmıştım. Kulakları çınlasın. Muharrem Doğan. Şimdi Didim Devlet Hastanesi'nde çalışıyor. Hocam ne gibi bu şiveyle ilgili, yerel ağızla ilgili sorunlar yaşıyor. Bir gün teyzeye sordum. Teyze nasılsın dedim dedi. Beren ağrı demiş teyze. Şimdi Beren ağrı deyince neren ağrıyor dedim diyor. Yani Beren ne, ağrı ne falan Beren ağrı. Oysa bizde Beren ağrı öyle böyle idare eder demek. Yani soğuğunun Türkçesi Beren ağrı, Aydıncası. Tabii doktorların dillerle ilgili, şiveyle ilgili yaşadığı böyle ilginç olaylar oluyor. Peki hocam çok üzüldüğünüz anınız var mı böyle? Keşke şu anseydiniz. Ya üzüldüğüm genellikle biz artı 18 yaş erişkin hastalara bakıyoruz. Deneyimimiz o yönde. Çocuklar bizi üzebiliyor. Yani çocuklarımıza, bebeklerimize olan hadiseler aklımda hepsi kazıldır. Yani bu 9 sene içinde çocuk veya bebeğe kötü bir şey olduysa bunların hepsinin tansiyonundan tutun, ne zaman geldiğine, nasıl geldiğine tüm olaylar akılda kayıtlı kalıyor. Onları çok anlatasım yok. Evet. Bizi de herkesin bir zaafı vardır. Herkesin bir, işte benim de çocuklar, bebekler. Evet. Onlar çok üzüyor, yaralıyor. Onlara bir şey olmasını Aslında istiyoruz. Aslında siz travma da biriktiriyorsunuz değil mi hocam acilde? Kişisel olarak. Tabii ki. Travmalar yenebilirseniz, biriktikten sonra aşabilirseniz çok muazzam bir güç sağlıyor. Bilgelik oluyor değil mi o deneyim? Evet. Tabii ki bazen yenemeyebiliyorsunuz. Acil servisi her hekim yapamıyor. Yani ilk başlayan asistanlarla konuşuyoruz, tartıyoruz. Hatta bazısına diyoruz ki yani yol yakınken sen tekrar bir düşün diyoruz. Çok duygusal oluyor, çok naif oluyor, evet. Çok etkileniyor. Tabii ki böyle negatiflikler de olabiliyor. Hocam Covid dönemini ben biraz böyle sonlara kaldık ama Covid döneminin acile ne gibi etkiler oldu? Rahatlattın mı biraz sizi sokağa çıkma yasakları? Hastaneden şöyle korktu söyleyeyim, geçen ay Atuder Derneğimizin, Acil Tıp Uzmanları Derneği'nin bir kongresi vardı. Haftaya da Türkiye Acil Tıp Uzmanlarının Derneği'nin bir kongresi var. Dünyanın her yerinden uzmanlar geldi, dernek başkanları geldi. İspanya'sından, Amerika'sına, Hindistan'ından, her ülkesinden temsilciler vardı. Konuştuk. Tabii onlar genel konu, popüler konumuz COVID olduğu için deneyimlerini, yaşadıkları zorlukları anlattılar. Biz acil olarak çok şaşırdık, güldük. Biz rahattık dedik. Biz şunu şikayette bulunuyorum. Hep yoğunuz, hep kavga var dedik ya. Evet. Covid dönemi özellikle ikinci, üçüncü dalga sırasında biz çok rahattık. Neden? Ben şöyle özet geçeyim. Acil servise girdim. Öğretim üyesi olarak tüm hastaları geziyorum asistanlarımla. Vizit atıyoruz. Biri mide kanaması, biri beyinde tıkanıklık, felç, biri kalp krizi. Alışık olduğumuz şey acilde bu değil. Nezle gripten uyuyamadım, sivilceden gelen yok diyorsunuz. Hiçbiri yok. Neden? Sokağa Çünkü çıkma yasağı var. Hastanede Covid olma riski var bir de yani. Tabii. Hastaneden korkuyorlar. Yollar kapalı, polis durduruyor, sokağa çıkma yasağı var. Dolayısıyla gerekli olanlar geliyor, gerekli olmayanlar gelemiyor. Evet.
Ve inanır mısınız yani bizim yoğunluğumuz en az 5-6 kat azaldı. Biz gerekli hastalara çok güzel, evet, rahatça müdahale etme. O zaman, ve bunu biz yurt dışından gelenlere anlattık. Dedik ki biz çok iyiyiz. İspanya'da sağlık sistemi çökmüş. Çadırlarda orada burada ölenler var. Daha hastane kapısından giremeden vefat edenler. Biz dedik ki biz çok iyiyiz. Biz iyiyiz. Sebebi şu, biz rutinimizde zaten hep 7-24 savaşa alışık olduğumuz için, hep bir savaş, yoğunluk savaşı verdiğimiz için hasta sayımız azaldı. Evet COVID, evet ağır hasta, evet kritik hasta ama sayı olarak azaldıkları için tüm dünyanın aksine rahatlayan kliniklerden biriydik. Evet. Hocam aslında hastanede, acil servislerde özellikle enfeksiyon riski her zaman var değil mi? Covid vardı dışında da var yani. Aslında tabii gereksiz yere acile gitmek de bir risk yani. Şöyle söyleyeyim, aslında bizi temel yoğunluğumuzun azalma sebeplerinden biri insanların temasları azaldı. Maske taktık, grip olmadık, nezle olmadık, kendimize dikkat ettik, evet, vitaminlerimizi aldık, evde sağlıklı beslendik. Trafik kazaları azaldı. Tabii. Herkes evde yemek yapmaya başladı. Yemeğe düşkünlük arttı. Beslenme, doğru beslenme arttı. Trafik kazası yok. Silahlı yaralanma yok. Oradan düşme yok. Bir sürü neden azaldı. Dolayısıyla en büyük özelliği ama maske. Evet. Maske takmayınca ne insanlar zatürre oldu, ne insanlar grip, evet, oldu. Dolayısıyla hasta sayımız çok azaldı. Bu konuda çok rahatladık. Evet. Hocam süremizin sonuna geldik. Toparlamak gerekirse, özetlemek gerekirse halka ne gibi mesajlar verirsiniz? Acil servislerimiz çok yoğun. Bunu kendileri de aslında fark ediyorlar. Evet, belki kendilerine uygun hizmeti bazen zorlanıyor olabiliriz. Özellikle çok yoğun saat dilimlerinde. Ama emin olun onlar sizin çocuklarınız, sizin yeğenleriniz veya sizin büyükleriniz, küçükler için konuşuyorum. Biz hepimiz orada kendileri için, insanların sağlığı için bulunuyoruz. Dolayısıyla bize yoğun zamanlarımızda biz onlara anlayış sağlayalım. İletişim, güzel iletişim kuralım. Onlar bize anlayış sağlasın. Acil durum olmadıkça acil servisleri 112'yi keza aynı şekilde çok meşgul etmemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Evet. Onun dışında biz rahatlarsak eğer, gerçekten uygun şartlarda, uygun dakikada size vakit ayırabilirsek inanın çok farklı şeyler, çok şeyler değişecektir diye acilde düşünüyorum. Acilde çok daha fazla hayat kurtarabiliriz tabii diyorsunuz. Hocam ben katıldığınız için çok teşekkür ederim. Aslında siz aynı zamanda Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Uygulama Araştırma Hastanesi'nin yöneticisisiniz. Başhekim yardımcısınız. Evet. Yönetsel olarak da böyle acili falan konuşmak isterim ama önümüzdeki günlerde tekrar misafir edeyim. Çünkü acil servisi bu kadar iyi bilen birinin yönetimde oluyor olmasının mutlaka toplumsal katkıları vardır. Özellikle acil çalışanlara da faydaları vardır diye öyle düşünüyorum. Onları ve daha fazlasını, başka konular da var. Ben tabii önümüzdeki ki günlerde bir gün daha misafir edelim sizi. Onları konuşalım isterim. Tabii ki. Çok sağ olun katıldığınız için, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok, evet, sağ olun. Sevgili izleyenler, bir baş başanın daha sonuna geldik. Konuğum Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, acil hekimi, acil uzmanı, doktor öğretim üyesi Selçuk Bey'di. Hoşçakalın.